Değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Akmek kurslarımızdan rölyef branşına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümümüzde kesme işlemini ve boyama işlemini yapmıştık. Şimdi sıra hangi işleme geldi Rabia Hocam? Şimdi katlarını yapıştırıp boyutlarını oluşturacağız. Onun için gerekli malzemelerimizi Evet. tekrar söyleyelim. Şimdi soğuk silikon tabancamız var, soğuk silikonumuz var. Bunları takıyoruz. Ondan sonra yapıştırmaya başlayacağız. Bir de çöp şişim Çöp var. şişlerimize Evet. boyut vereceğiz onlara Aynen. da. Şimdi normalde bu ikinci katı yapıştıracağım ben. İkinci kata bakacağız. Mesela buralardan çöp çıkmayacak gibi çöplerini yerleştiriyorum. Önce çöplerimi sabitlemek için silikonumdan böyle küçük küçük noktalar yapıyorum. Bu çöplerim çöpün üstüne silikon sıkacağım. Onlar oynamasın, kaymasın diye yerlerinden. Böyle. Kursiyerlerimiz buradan bakarak dikkat ederlerse gayet rahat Bu yapabilecekler üçüncü bence. aşama diyebiliriz. Kesme, boyama ve Evet, yapıştırma. aynen. Şimdi katlarını oluşturacağız. Daha çok boyutunu göreceğiz. Böyle arkaya basıyoruz. Orada bir mandalımız var. O silikonun akmasını durduruyor. Böyle çöplerimizi biliyorsunuz kağıdımızın ikinci numarasında siyahları çıkarıp atmıştık. Oralara çöpleri denk getirmeyeceğiz. Bazen kursiyerlerimiz unutuyor, getiriyor. Onun da bir çözümü var, iteliyoruz. Sizin en sevdiğiniz aşama hangi aşaması? Giydirme. Giydirme mi? Evet. Daha çok orduya çıkıyor. Ben bir de boyut vermeyi çok seviyorum. Gerçeklik algısı. Benim en çok sevdiğim aşama orası ve kesme. Kesmeyi de çok seviyorum. Kursiyerleriniz peki bu yapıştırma aşamasında zorlananlar oluyor mu? Oluyor, evet. Şimdi mesela bu işte diyorum ki karşıya resmi koyun, karşınızdan bakarak. Çıkmayacak şekilde koyun ama tabii çıkan yerlere koyanlar oluyor. Silikonu sıkarken dışına taşıranlar oluyor ama yardımcı oluyoruz biz elimizden geldiği kadar. Böyle çöplerimizin üstüne kağıt ve çöpü bağlayacak şekilde silikon sıkıyorum. Mesela buraya çöp koymayı unutmuşuz. Bizim silikonumuz hemen hızlı donmaz, sıcak silikon gibi. Yani telafisi vardır. Hataları düzeltebiliriz. Silikon sıkmak da çok önemli. Çok az sıkmıyoruz. Dikkatimi çekti. Aslında Evet. biraz fazlaca sıkıyoruz Evet, ki. hem güzel yapışsın hem de boyut kazandırsın, biraz yükseklik versin diye. Biraz fazla sıkıyorum böyle nokta halinde. Ne kadar Çok çok sıkarsak yaymadan, evet. yüksek Çok olur. aşırı da çok yükseltme değil. Böyle kararınca resmimizin ne kadar yükselmesi gerekiyorsa o kadar. Biz genelde anlatıyoruz. Bazen boyut vermek için mesela bazı yerlerine iki kat çöp koyduğumuz resimler oluyor. İşte bir tarafına bir kat, bir tarafına iki kat. Genelde manzara resimlerinde daha çok oluyor. Gerçeklik algısını verebilmek için böyle hızlıca sıkıp tamamlayacağız. Genelde ilkinde kursiyerler tabanca kullanmakta da çok zorlanıyorlar. Ama anlaşınca kolay Tabii geliyor tabii değil mi? aynen. Biraz güç isteyen bir şey. Hocam bunun küçüğü yok mu falan diyenler oluyor. Şimdi bir zorluğu vardır. Evet. Bunu da sıktıktan sonra bitiriyoruz. Böyle küçük bir şey sıkıyorum çökmesin diye. Çöp koyamayacağımız yerlere de böyle küçük küçük silikonlar sıkıyoruz. Mesela genelde bunu böyle koydurmam ben. Buradan başlarım. Burada bir oturttururum resmimi tam yerine. Ondan sonra bıraktığın zaman kendi yerine gider oturur. Çok güzel oldu Ondan sonra şimdiden bir beri. seferde kağıdı seviyoruz genelde. Böyle yavaş yavaş elimizle. Fazla da bastırmıyoruz. Yok fazla bastırmıyoruz. Sadece silikonla üstteki kağıdımızın buluşmasını sağlıyoruz. Birinci katımızı yapıştırdık. Şimdi 3 numaralı resmimize bakacağız. Bu bizim 3 numaralı resmimiz. Buna göre çöp koyacağız. Şimdi çöp koyacağımız alan çok fazla yok.
Genelde silikonla yapacağım. Ve bir sonraki resmi takip ederek silikon sıkıyorum. Bu resim değil, bir sonraki. Mesela bu ikinci kat benim üstüne sıktım. İlk katımız zaten kesmemiştik. Evet, İkinci, üçüncü katımızı yaptık. Evet, ikiyi yaptık. Şimdi üçe geçiyoruz. Şimdi buraya silikon sıkamam mesela. Sıktığım zaman silikonum görünür. Hı hı. Genelde şimdi artık böyle. Babın üzerine dolduracağız. Evet. Ve Allah Muhammed'in üzerine sıkacağım. Böyle. Genelde pasta kreması sıkar gibi. Böyle sabitliyorum. Çok fazla yaymadan. Dışına taşırmadan. Biraz buralar incelik istiyor. Aslında mantığını kavrarsak çok, evet, kolay. Çok kolay. Yavaş yavaş, evet, oturmaya başladı, evet, bende de. Evet, değil mi? Biraz dikkatli olacağız. Sadece yapmamız gereken bu. Bu aceleye gelecek bir iş, evet, değil. Evet, değil. Aynen. Böyle yavaş yavaş. Bunu hızlı yaparsam dışına belki taşırabilirim. Çirkin bir görüntü çıkarmak istemiyorum. O yüzden dikkatli dikkatli sıkmaya çalışıyorum. Evet, silikon sıkma işlemimizi bitiriyoruz. Şimdi bu kenarlarına çöp koyacağım. Bunları da sabitledikten sonra üçüncü katını yapıştıracağım. Dikkat ediyoruz taşmamasına tabii. Evet, evet. Şeyler dolabiliyor fırında. Ve üstlerine tekrar ara ara sıkıyorum. Çöp işlerimizi sabitliyoruz. Aynen. Çöp sisinin üzerine silikon sıkmamızdaki mantıkta bir diğer katın yapışması. Alt katla üst katı birleştirmek. Tamamen kaç günde kuruyor diğer aşamalar tamamlandıktan sonra silikonların kuruması? Silikonumuz yani normalde 3-4 saatte kurur. Çok uzun sürmez. Yine aynı böyle elimle tutuyorum. Yine aşağıdan böyle oturtuyorum. İnce bir çalışma olduğu için böyle önce yerini ayarlıyorum. Böyle sonra yavaş yavaş bırakıyorum. Gördüğünüz gibi yerine yerleşti. Hafif dokunuyorum. Yine kağıdımızı seviyoruz. Evet, kağıdımızı seviyoruz. Genelde öyle diyorum, kağıdı sevin. Mesela böyle gördüğünüz gibi bazen kenarlardan hafif hafif çıkıyor. Onları böyle çöp şişle. İçe doğru. Evet. Genelde ıslak mendil kullanıyoruz. Ve bu katımızı da bitirdik. Şimdi bir diğer katımız olan dördüncü katımıza geçeceğiz. Aynı şekilde kağıdımız. Hı hı. Aynı şekilde çöpleri koyup yerleştireceğim. Değerli izleyicilerimiz, yapıştırma işleminin sonuna doğru yaklaştık. Son katı olan bu son parçalarımızı yapıştıracağız. Beşinci katın parçaları bunlar. Evet hocam, nasıl gidiyor? Güzel. Bitirmek üzereyiz. Son katımıza geldik. Beşinci katımızda sadece Allah Muhammed ve vavumuzu almıştık. Şimdi onlara silikonlarını sıkışıp yapıştıracağım. Ve işlemi tamamlıyorum. Yapıştırma işlemini bitiriyorum. Bu bölümümüzde sadece yapıştırma işlemini göstermiştik. Aynen, aynen, evet.
Daha sonra da giydirme işlemine geçeceğiz. Evet, giydirme işlemine. Biraz kursiyerlerimiz de eğer evde yapmak isterlerse, bu resmi çalışanlar varsa, Allah Muhammed vav parçalarını kesebilirler. Diğer bölümde onların kesip ütüleme tekniklerini göstereceğim. Yani kısacası giydirmeye geçeceğiz. Şimdiden bile çok güzel görünüyor. Gerçekten ellerinize, emeğinize sağlık hocam. Giydirme olunca nasıl görünecek çok merak ediyorum. Umarım çok daha güzel görünecek. Eminim çok daha güzel görünecektir. Yeni başlayanlar için de değerli seyircilerimiz, sizler de ilk bölümümüzden itibaren rölyefin nasıl yapıldığı hakkında programımızı izleyip bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet, evlerinde devam edebilirler. Çok zor bir resim değil benim gösterdiğim kadarıyla. Sonra Allah Muhammed'imizi de yapıştırıyoruz. Yine kağıdımızı seviyoruz. Buradan bütün kursiyerlerime selamlarımı iletiyorum. Sevgilerimi iletiyorum. Benim kağıdı sev kelimemi bildikleri için. Bir de bu iki parçamı yapıştırıyorum ve bitiriyoruz. Son dokunuşlar. Evet, yapıştırmada son dokunuşlarımız. Yapıştırma işlemimizin de sonuna geldik. Evet, resmimizin son hali böyle gördüğünüz gibi çok güzel. Çok güzel oldu. Ellerinize, emeğinize sağlık çok hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok diğer sağ programımızda olun. Da üstüne giydirme işlemini evet, devam edeceğiz. Evet, aynen. Ütüleme ve giydirme işlemini göstereceğim. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, Akmek kurslarımızdan Rölyef'in ikinci bölümünün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler diğer bölümümüzde Rölyef'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürlerimi iletiyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıkla kalın.